Hücrenin ne olduğuna dair muhtemelen bir fikriniz vardır. Mesela hücrenin yaşamın en temel birimi olduğunu biliyor olabilirsiniz. Gerçi kimileri yaşamın daha temel bir birimi olarak virüsleri gösterir. Ama canlı kabul ettiğimiz organizmalar insanlar da dahil olmak üzere hücrelerden oluşur. Yani kesin olarak canlı kabul ettiğimiz bütün organizmalar en az bir hücreden oluşur. O nedenle hücreye yaşamın en temel birimi diyoruz. Örneğin ben trilyonlarca hücreden oluşuyorum. Siz de öyle. Sık rastlanan kavram yanılgılarından biri, hücre küçük olduğuna göre basittir de varsayımıdır. Aslında hücre gerçekten de çok 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 küçük bir varlıktır. Bazı hücrelerin boyu 1 mikrometre seviyesindedir ki 1 mikrometre 1 metrenin milyonda biridir veya milimetrenin binde biridir de diyebiliriz. Bu kadar küçük bir cisimden bahsedildiğinde o cismin basit bir cisim olduğunu varsayabiliriz aslında değil mi? İlk başta böyle düşünebiliriz. Oysa hücrenin basit bir cisim olduğunu varsayarsanız müthiş bir yanılgıya düşersiniz arkadaşlar. Bu gördüğünüz tomurcuklanma olan, tomurcuklanma aşamasında sırasında olan bir maya hücresi. Bakın, tomurcuklanan kısım burası. İşte bu görsel hücrenin karmaşıklığına dair size küçük de olsa bir fikir veriyor olabilir. Değil mi? Bakın. İlerleyen videolarda çeşitli hücre türlerinden ve bazı hücrelerde bulunup bazılarında bulunmayan kimi yapılardan bahsedeceğiz. Ama resimde gördüğünüz ökaryot bir hücre. Başka videolarda bu tür hücrelerden uzun uza diye bahsedeceğiz. Bütün hücrelerde hücreyi dış dünyadan ayıran bir zar bulunur şu an hücreyi çevreleyen zarı gösteriyorum. Bu sadece bir kesit. Gözünüzde bunun üç boyutlu halini canlandırın lütfen. Evet bu hücre zarı. Hücre zarı için hücrenin sınırlarını belirliyor diyebiliriz. Genel olarak hücre zarının içinde kalan kısma sitoplazma adı veriliyor. Yazalım bunu. Sitoplazma. Bazen sitozol teriminin kullanıldığını da duyarsınız. Sitoplazma terimi, hücrenin içindeki sıvının yanı sıra sıvının içindeki her şeyi kapsar. Sitozol ise sadece sıvıyı anlatmak için kullanılır. Hücrenin ne kadar karmaşık olduğuna bağlı olarak bu bir maya hücresi, yani ökaryot bir hücre bu. İlerleyen videolarda daha ayrıntılı şekilde bahsedeceğiz ama ökaryot hücrelerin özelliklerinden biri zarla çevrili bir çekirdeğe sahip olmalarıdır. Şekilde bu zarı görebiliyorsunuz. Bu bütün hücrelerin ortak özelliği değil. Ama bu videoda çekirdek zarına değinmemin nedeni şu. Resmi olarak sitoplazma çekirdeğin içindeki şeyleri kapsamıyor. Ökaryot hücrelerde çekirdeğin içine nükleoplazma diyoruz. Dediğim gibi ilerleyen videolarda böyle şeylerden bol bol bahsedeceğiz. Şimdi bütün hücrelerde ortak olan özelliklerden birine değinelim. Yani ribozoma ve bu resimde istemediğiniz kadar ribozom var. Gördüğünüz bu küçük kırmızı noktaların her biri birer ribozom arkadaşlar. Zaten kendisi küçük bir cisim olan hücreye kıyasla bunlar çok çok minicik yapılar. Dolayısıyla ribozomların basit yapılar olduğunu düşünebilirsiniz. Oysa ribozomlar DNA ve proteinden oluşan oldukça karmaşık yapılardır ve başlıca işlevleri protein üretmektir. Protein üret mek. Ribozomları canlı organizmaların protein fabrikaları olarak düşünebilirsiniz. Genetik bilgiyi RNA cinsinden alır ve bu bilgiden protein üretirler. Şöyle bir bakın. Bu hücre ribozom kaynıyor. Bu arada ileriki videolarda farklı ribozom türlerinden de bahsedeceğiz. Çoğu hücrede ortak olan bir diğer şey de genetik bilgidir. Ve tipik olarak genetik bilgi DNA biçiminde depolanır çoğu hücrede ortak dedim. Çünkü vücudumuzun içinden örnek vereyim. Mesela olgun kırmızı kan hücreleri DNA'larını kaybeder. Aynı durumun gerçekleştiği başka hücreler de var tabi. Ama genel olarak bir hücrenin işlevini yerine getirebilmesi ve kendi kendisini kopyalayabilmesi için genetik bilgiye ihtiyacı vardır. Ve bu genetik bilgi DNA'da saklanır. Bu prokaryot hücrelerde de böyledir, ökaryot hücrelerde de böyledir. Prokaryotlar net sınırlara sahip çekirdekleri ve zarla çevrili organelleri olmayan hücrelerdir. Organel, hücrelerdeki bu alt yapılara verilen ad. Bunlardan da daha sonra bahsedeceğiz. Prokaryot hücrelerde DNA, sitoplazma içinde serbestçe yüzer. Ökaryot hücrelerde ise DNA çoğu zaman çekirdeğin içindedir ve nükleoplazmanın bir parçasıdır. Şimdilik burada bırakıyorum. Son olarak hücre denen şeyin boyutunu iyice idrak etmenizi istiyorum. Dediğim gibi hücreler küçük cisimlerdir. Bu maya hücresi görselinin ölçeğine göre 1 mikrometrelik bir uzunluk şöyle bir şeye denk gelir. Bir mikrometre hücrenin yanında bu kadar kalıyor. Kıyas yapmak gerekirse insana ait bir saç telinin kalınlığı. Bu kalınlık saça göre değişir. Saç yumuşaksa incedir, benim saçım gibi sertse daha kalındır. Ama zaten tek bir kalınlık değil, bir kalınlık aralığı vereceğim. Ama şimdi insana ait bir saç telinin kesitini çiziyorum. Evet, işte bu saç telinin kalınlığı 20 ila 180 mikrometre arasındadır. Ki benim kalın saçım muhtemelen 180 mikrometre civarındadır. Yani bir hücrenin kalınlığına erişebilmek için bu maya hücrelerinden 20-30 tanesini ucuca eklemeniz gerekir. Bu arada maya hücresi de öyle küçük bir hücre değildir hani. Ona rağmen 20-30 tanesini ucuca koyunca ancak bir saç deli kalınlığına ulaşabilirsiniz. Bu gerçekten şaşırtıcı bir şey. Bu kadar küçük bir boyutta bu kadar karmaşık bir sistem yer alıyor. Üstelik bu resim bahsettiğim karmaşıklığın hakkını vermiyor bile. Hücrenin içinde bu resimde görünmeyen ama taşıma ve yapısal destek gibi işlerde rol alan türlü türlü yapılar bulunuyor. Evet, şimdilik bu kadar. Sonraki videolarda ökaryot ve prokaryot hücrelerin ne olduğundan, hücrelerin nasıl hareket ettiğinden ve nasıl birlikte çalıştıklarından bahsedeceğiz.